Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Risale-i Nur külliyatından konulara göre veciz sözler. F harfinden itibaren faaliyet. Evet görüyoruz ki bütün yeryüzünde bir vüsat mutlaka içinde yani tam önü kayıtlı ve bağlı olmaksın. Önü açık bir şekilde geniş çaplı olaraktan bir icat, bir tasarruf, bir faaliyet var. Ki ayet-i kerimede külle yevmin ve fişen, Allah her an bir iştedir. Hatta öyle ki bir şey iki kere tecelli etmiyor. 24. mektupta Üstad bunu genişçe izah ediyor. Yani sürekli bir devir daim içerisinde. Mesela tilkel ve tilkel eyyamını daviluha beynen nas. Biz günleri insanlar arasında devrederiz. Yani hiçbir şey sabit değil. Sürekli her şey hareket halinde. Aynen. Atomun içerisindeki o hareket ne ise aynı şekilde tüm kainat büyük çaplı olan, büyük bir atom durumunda olan bütün kainattaki faaliyet ve hareket de onun içerisinde. Aslında onlar Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin sürekli bir şekildeki tecelli ve yansımalarıdır. Şimdi ey münkir-i cahil, inkar edici cahil ve ey fasık-ı gafil, gaflet içerisindeki günahkar fasık. Bu faaliyet-i hakimane, yani bir faaliyet var ama hikmetle, bir proje dahilinde, bir plan dahilinde, basiraneyi ve görerek, rahimaneyi, merhametkârâne, bütün bu işleri ne ile izah edebilirsin? Öyle ya. Yani sağır tabiatla mı? Tabiata baktığınız zaman istediğiniz kadar bu bağır sizi duymaz. Kör kuvvetle mi? Güç, kuvvet, yer çekimi vesaire. Düştüğünüz zaman bir yerden o sizi engellemez. Kuvvet de kördür. Sersem tesadüf. Çünkü nereye gittiğini bilmiyor. Sersem tesadüfle mi? Aciz, camit, donuk, esbapla mı izah edebilirsiniz? Yani o isnat edilen şeylerin mahiyeti budur. Onlarla mı izah edebilirsiniz? Sual, kainattaki mütemadiyen sürekli şu hayret engiz faaliyetin sırrı ve hikmeti nedir? Yani niye durmayanlar durmuyor sürekli hareket ediyor? Bu faaliyetin hikmeti nedir? Neden şu durmayanlar durmuyorlar daima dönüp tazeleniyorlar bir hareket içerisinde? Çok ibretli bir muhabbet, bir iştiyak, bir lezzet vardır ki. Yani insan da sevdiği bir işi yaptığında ondan aldığı lezzet misali. Demek ki onların harekesinde, yani adeta atomlar arasında, her şey arasındaki bir cazibe, çekim kuvveti, bir aşk. Kainatın yaratılmasında bir aşk, bir muhabbet var. Yani aynı şekilde Süleyman Çelebi'nin de Mevlid'inde ifade ettiği gibi, yani adeta varlıklar arasında birbirlerine olan bir iştiyak, bir aşk var. Bir arzu, bir çekim kuvveti var. O bir sevginin neticesi. Kainat muhabbet üzerine yaratılmış. Aynen ifade edildiği gibi muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Yani Allah Habibini sevdi, kainatı yarattı. Levlâke levlâk lemâ halaktü levlâk. Bir muhabbet, bir iştiyak, bir lezzet vardır ki hararetle o vazifeyi yaptırıyor ki ona dâi ve muktezi tabir edilir. Onun gerekçesi bu yani. O faaliyetin gerekçesi eşya arasındaki, atomlar arasındaki o şevk ve muhabbet, o lezzet, o çekim kuvveti. Ve kainattaki faaliyet dahi kainatın ve envaının çeşitlerinin sessizce bir konuşması ve konuşturmasıdır. Yani demek ki insanlar arasındaki hareketlilik nasıl ki bir aynı şekilde bir vazifenin, bir memuriyetin, görevin yerine getirilmesi icrası ise diğer varlıklardaki o çekim durumu da adeta birbirlerinin davetine icabettir. Konuşması, konuşturmasıdır. Mühim bir suale kat'i bir cevap. Ehl-i dalaletten bir kısmı diyorlar ki, kainatı bir faaliyeti daime ile tahir ve tebdil eden zatın, bütün kainatı değiştiren yaratıcının, elbette kendisinin de müteğayyir ve mütehavvil olması lazım gelir. Haşa, yaratanın da değişmesi, dönüşmesi, farklı suretlere geçmesi lazım gelir diye bir soru, dehşetli bir soru. Cevap da o nispette. El cevap haşa, 100.000 defa haşa. Yerdeki aynelerin tegayyürü, gökteki güneşin tegayyürünü değil, bir akis cilvelerinin tazelendiğini gösterir. Bitti. Bu cümle bile aslında ifade etmekle yeterlidir. Yani yerde her şeyin değişmesi, bu güneşin de değişmesini gerektirmez ki. Güneşin yeryüzüne yansımasıyla bitkilerde vesairede, affedersiniz bazı maddelerde kokuşma meydana geliyor. Güneşin ona yansımasıyla o şeyin kokuşması,
kokması, güneşin de kokuşmasını ve kokmasını gerektirmez. Onda bir değişimin olmasını gerektirmez. Tagayyür ve tebeddül, değişme ve değişim, hudustan, sonradan olmadan ve tekemmül etmekten, yani sürekli kemale doğru, mükemmele doğru gitmekten için tazelenmekten ve ihtiyaçtan ve maddilikten ve imkandan ileri gelir. Yani bu gibi özelliklere sahip olan varlıklar için bu değişim söz konusu. Ama Zat-ı Akdes ise ezeli ve ebedi olan, yarattıklarına benzemeyen, çünkü bir şeyi yapan yaptığı şeye benzemez. Duvarı yapan duvara benzemez. Arabayı yapan arabaya, bilgisayarı yapan bilgisayara benzemediği gibi. Zat-ı Akdes ise hem kadim, yani ezeli, hem her cihetçe kemali mutlakta, tam mükemmel. Yani haşa, önceden şöyleydi, sonra böyle oldu gibi değil. Bir kemale gitme noktasında değil. Zatıyla sıfatıyla nihayet kemalde zaten. Hem istinai mutlakta, hiçbir surette varlıklara muhtaç değil. Varlıklar ona muhtaç. Hem maddeden mücerred, yani ayette de ki leyse kemisli şeyin ve huve semiul basir, o hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şeyin cinsinden ve cisminden, mislinden ve denginden değildir. Hem vacibi vücut olduğundan elbette tegayyür ve tebeddülü muhaldir, imkansızdır, mümkün değildir. Çünkü yarattığı varlıklara benzemez. Yani bilgisayardaki oluşan tüm oluşumlardan dolayı bende de, ben yapmışsam onu, bende de bir değişimin olmasını gerektirmez. Diğer bir madde fahişe, yani fuhuş, kötülük, çirkinlik, haddi aşma manasına gelmektedir ki ilk fahişelik yapan şeytandır. Şeytan fahişelerin başıdır. Yani birçok günahın başı olduğu gibi özellikle ilk günah işlettiği şey fahişeliktir. Fuhşu ilk defa ortaya koyan şeytan olmuştur. O da şöyle. Cenab-ı Hak cennette Hazreti Adem ve Havva'ya وَلَا تَقْرَبَ هَذِي الشَّجَرَةَ فِتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, şu ağaca yaklaşmayın zalimlerden olursunuz demişti. Şeytan onlara fısıldamıştı ve neticede onlar o ağaca yaklaşmıştı. Ebedilik ağacı demişti. Eğer o ağaca yaklaşır meyvesinden yerseniz cennette ebedi kalırsınız. Bunu değişik vesilelerle farklı şekillerde ele aldım. Burada konuyla alakalı noktasını burada dile getireceğim şöyle. Onlar da işte insan, ayette de buyurulduğu gibi insan aldandı. İnsanda o aldanma özelliği maalesef var. Ve neticede onlara fısıldaması neticesinde, vesvese vermesi neticesinde onlar o ağaca yaklaşıyor, yaklaşır yaklaşmaz ilk olan iş febedet lehuma sevatuhuma. Allah-u Alem Kur'an'da iki yerde geçiyor. Onlar o meyveden yiyince üzerleri açıldı, avret yerleri ortaya çıktı. Hemen cennetin yapraklarından alaraktan üzerlerini örtmeye çalıştılar. Böylece ilk olaraktan bu manada şeytan açık saçıklıkla fahişe, fuhuş, açık saçıklık aynı kategori içerisinde değerlendirilir ve ilk defa böylece çünkü günah ve haramlar aynı zamanda fuhşu teşvik eder. Fahişeliğe kapı açmış olur günahlar, haramlar. Ve tabii ki ondan sonra bu durumdan tevbe istiğfar ediyorlar. İnna zalemna enfusena ve innem tağfirlena lenekunenne minel hasirin. Ya Rabbi biz nefsimize zulmettik. Eğer bizi mağfiret edip, merhamet edip, acıyıp şefkat etmezsen biz elbette ki zarara uğrayanlardan oluruz. Cenab-ı Hak da onları mağfiret etti. Ayrı hikmet cihetleri var tabii. Madem hikmeten, hakikaten izdivaç, evlilik nesil içindir. Nev'in bekası içindir. Elbette bir senede yalnız bir defa tevellüde doğma kabil ve ayın yalnız yarısında kabili telekkuh olan, yani aşılanma, gebe kalma ve 50 senede yeese, ümitsizliğe düşen bir kadın, ekseri vakitte ta 100 seneye kadar kabili telki, yani doğuma uygun bir erkeğe kafi gelmediğinden medeniyet pek çok fahişhaneleri kabul etmeye mecbur olmuştur. Yani böylece fuhuş kapısını medeniyet maalesef o noktadan açmıştır. Bu zamanda zındıka dalaleti İslamiyet'e karşı muharebesinde nefse emmarenin planıyla şeytan kumandasına verilen fırkalardan en dehşetlisi yarım çıplak hanımlardır ki açık bacağıyla, dehşetli bıçaklarla el imanı taarruz edip saldırıyorlar. Nikah yolunu kapamaya, fuhuş yolunu genişlettirmeye çalışarak çokların nefislerini birden esir edip kalp ve ruhlarını kebair ile, büyük günah ile yaralıyorlar. Belki o kalplerden bir kısmını öldürüyorlar. Onun için kadının zafiyetini kullanaraktan şeytan veya bu zamandaki medeniyet, hakikaten baktığımız zaman günahlar tabii bu onları itham etmek için değil, kadınlar kanalıyla başlamış. Cennette böylece
Hazreti Havva'nın arzusuyla o ağaca yaklaşılmış. Dünyaya gelinmiş, Kabil'in bu manada çift çift doğuyordu çocuklar. Bir erkek bir bayan olaraktan, bir kız olaraktan, dişi ve erkek olaraktan. Ve ancak önceki o erkek sonraki kızla, önceki kız sonraki erkekle evlendiği içindir ki Kabil, tefsirlerde de genişçe izah ediliyor, kendisiyle beraber doğan güzel olduğu için eşini Habil'e vermiyor. Aralarında bunun neticede mücadele başlıyor ve ilk kan dökme olayı başlıyor. İlk kan dökme olayı böylece bir kadın sebebiyle, dünyaya gelme bir kadın sebebiyle. Baktığınız zaman menfi bozuk insanlar o sebeple. Üstad mesela pek kolay kolay beddua etmemiştir. Ama kadınları, kızlarımızı yoldan çıkartanları Allah kahretsin diyerekten onlar için, o kadınları kullanarak kötü yollara sevk eden insanlar için beddua etmiştir. Hakikaten bin kere onlar üzerine beddua olsun. Bu zamanda zındıka dalaleti, İslamiyet'e karşı muharebesinde nefs-i emmarenin planıyla şeytan kumandasına verilen fırkalardan. Burada şeytan kumandasına verilen, yani bu noktada onların kumandasıyla maalesef toplum yaralanmakta. Fuhuş ile toplum hakikaten günaha sevk edilmektedir. Her dönemde de bu maalesef görülmektedir. Peki yalan mı bunlar? Fuhşu teşvik ve nikahı imha eden fahişeler güruhu inkar mı ediliyor? Gizli ve aşikar fuhuşla ve devlet eliyle mücadele yok mu? Ceza kanunu fuhuşla mücadele nizamnamesi ve ahlak zabıtası bunlarla geceli gündüzlü mücadele etmiyor mu? Maalesef yetersiz. Bizde de, İslam ülkelerinde de, dünyada da. Mesela kanunda gençleri koruma kanunu var. Ama maalesef bu durumda bakıyorsun ki işte efendim rızası var denilip zina yapan insanlar bu manada bakıyorsun ki beraat edebiliyor. Yani hukuk bu manada paramparça, 40 yamalı bir bohça gibi. 40 yamalı bir bohça gibi. Çünkü hukuk bize ait bir hukuk değil. Bize ait bir hukuk değil. Tamamen işte ticaret kanunu, ondan sonra evlilik hukuku, ondan sonra eğitim hukuku gibi birçok hukuklar ayrı ayrı Batı ülkelerinden alınarak 40 yamalı bir bohça gibi adeta tutulacak tarafı yok. Onun için Türkiye'nin en büyük problemi, birinci problemi, belki herkes eğitim der ama doğru, eğitim olsa da, fakat neticede tabii eğitimin bozukluğundan hukuktaki bozukluk çıksa da, ama Türkiye'nin problemi, birinci derecedeki problemi hukuktaki problemdir, hukuktaki bozukluk. Tabii onun kaynağını eğitimdeki yetersizlik de diyebilirsiniz. Yani oraya da dayanabilir. O konuyu da bazı hukukçu arkadaşlarından da ulusal TV'lerde ele almış, onunla ilgili yazı yazmıştık. Tespitler.com'da da bakabilirsiniz. Diğer bir madde fakir. Sen aciz ve fakirsin. Her yerde kendini beslettiremezsin. Hakikaten insan aciz. Hakikaten aciz. İşte bir korona değil mi? Küçük bir, mikroskobik bir canlı. Dünyayı dize getiriyor. Buyur. Yani hangi kanun, hangi zorbalık insanları kontrol edebilir, evinde kalacaksın, çıkmayacaksın diyebilir. Yani ama bir mikrop dünyaya hakim oluyor. Ya bu insanın aciziyetini gösteriyor hakikaten. Hangi fert olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir. Ona karşı şefkate mükelleftir. Yani insanın durumu da bu, nankör olmaması gerekir. Bir üste değil de bir alta bakması lazım. Üste bakıp evet, yani ona sahip olup, yani şükretme amacıyla düşünebilir. Ama şikayet ve itiraz amacıyla üste bakaraktan elbette ki niye benim yok diye nankörlük içerisinde bulunmamalı. Onun içindir ki Bostan Gülistan'ın sahibi Sa'd-ı Şirazi İranlı kitabında şunu anlatıyor. Bir gün diyor, bayram günü diyor, babam bana ayakkabı almadığı için üzülmüştüm diyor. Bayram namazı için elimden tutup beni camiye götürdüğünde bir baktım ki diyor önümdeki adamın ayağı yok. Evet, ayakkabısının olması güzel olur, hoş olur. Ama bu manada ayakkabım yok diye feryat etmektense ayağı olmayana bakıp o noktada şükredilmesi lazım. Evet, alınabiliyor, elde edilebiliyorsa, üstüne de şükrü de eda edilebiliyorsa mesele yok. Acaba görmüyor musun ki Çin ve Hint'teki Mecusi ve Berahime ve Afrika'daki zenciler gibi Avrupa'nın tasallutu altına giren milletler bizden daha fakirdirler. Yani hakikaten belki de bazen onu diyorum. Dünyanın en zengin ülkeleri mesela Afrikalılar. En zengin. Yeraltı zenginlikleri. Ama üstadım dediği gibi
aşağıda da ifade edileceği gibi, fakat sürekli gasp edildiği için ki, mesela İngiltere adam kölelik bakanlığı kurmuş. Yüz küsür sene önce kölelik bakanlığı kurmuş. Afrikalıları nasıl, Hintleri, Mecusileri nasıl köle yapabilirim diye bakanlığını kurmuş adam. Hem görmüyor musun ki zaruri kuttan, yiyecekten ziyade Müslümanların elinde bırakılmıyor. Ya Avrupa kafir zalimleri veya Asya münafıkları. Desiseleriyle ya çalar veya gasp ediyor. Yani İslam dünyasının ve aynı zamanda Afrika'nın vesaire durumu hakikaten o içler acısı durumu öyle. Ya Avrupa kafir zalimleri veyahut da Asya'daki senden benden görülen, içten görünen münafık yapılı insanlar maalesef gasp ediyor, ele geçiriyor. Cenab-ı Hak kemal-i kereminden en fakir adama en zengin adam gibi ve gedaya yani fakire padişah gibi lezzeti, nimetini ihsas ettiriyor. Hatta bazen tersi fakir, yani ki trilyoner olan birine sormuştum, trilyoner olan müteahhit, yani şöyle adam gibi oturup da bir yemek yiyemiyor adam. Telefon ediyor, evladım diyor falan yere 1 milyon gönder, yani şimdiki ifadeyle 1 trilyon. Falan yere 3 trilyon gönder. Böyle diyen bir adam, şöyle oturup da doğru dürüst mesela, siz gibi, biz gibi böyle yemeğini doğru dürüst yiyemiyor. Yiyemiyor. Yani Cenab-ı Hak nimete o lezzeti koymuş. Yani bazen onun için fakir, buğulu pilavı da olsa ondan aldığı lezzeti bir bakıyorsunuz ki zengin alamıyor. Hatta bununla ilgili yaşanmış, Koç için söylenilir. Fabrikayı gezerken bakıyor ki işçilerden 2 kişi birbirleriyle konuşuyor, kulak misafiri oluyor. Biri diyene diyor ki ya bu Koç'ta yaşıyor diyor adam. Her şeyi var çünkü diye. Bunu duyunca çağırttırıyor onu. Evladım diyor en güzel araba ne? Falan reklam olmasın. Şoförüne diyor ki oğlum getir onu diyor. Bunu içeriye arabaya alıyor. Diyor İstanbul'un diyor en güzel diyor lokantası nere? Falan sahil kenarındaki yer. Oraya da götürüyor. Evladım iste istediğini. Yemeklerden, etlilerden, üstüne tatlılardan, içeceklerden. Tabii adam hepsini ısrarı neticesinde, isteği neticesinde istiyor, yiyor, kafası doyuyor afiyetle. Tabii Koç ona bakıyor. Bunun üzerine yedikten sonra evladım diyor kim daha mutlu diyor. Evet efendim elbette ben mutluyum. Biz yedim, ben yedim siz baktınız. İşte bak benim param var ama yiyemiyorum. Yiyemiyorum. Doktor bana bir haşlama, o da yağsız olacak, az olacak. Bir de patates, bu gibi şeyleri yiyeceksin. Arabam var ama kullanamıyorum. İşte şoförüm var diyor. Kendim kullanamıyorum diyor. Yani bir ders olması amacıyla genişçe düşürülebilir. Yani evet Efendimizin onu birkaç kere anlattıydım. Onu mutlaka okuyun. Yeri geldikçe gerçi gene zamanla anlatırım. Salebe'ye Efendimizin arasında geçen olayda ona hep öyle diyordu. Ya Salebe, şükredebildiğin az mal, şükredemediğin çok maldan daha hayırlıdır. Allah bana da size de hepimize de versin. Ne kadar? Şükredebileceğimiz kadar versin. He, dünya kadar şükredebileceksek dünya kadar versin. Ama Karun gibi Allah korusun innama utitu ala ilmin. Bütün bunlar bana ilmimden dolayı verilmiştir diyecekse o insan, o zaman o yerin dibine bassın. Ki Cenab-ı Hak batırıyor. Ve hasef nabi ve bidari. Biz onu ve onun yurdunu yerin dibine batırdık buyuruyor. He, bir memleket kadar şükredeceksek versin. Bir kasaba kadar, bir köy kadar, bir ev kadar şükredeceksek kısacası. Ne kadar şükredeceksek Allah o kadar versin. O kadar versin. En fakir fakat kanaatkar bir adamla görüşsen şükür işiteceksin. İşte bu. Yani insan hakikaten zenginleştikçe genellemeyeyim ama nankörleşiyor. Efendimiz de diyor, evet fakirlik küfre yakındır doğru ama onunla ilgili yazı da yazmıştım. Fakat bununla beraber ümmetimin diyor zenginliğinden korkarım diyor. Ad ve Samud kavmindeki durum gibi. Tehlikeli olan odur diye Efendimiz onu ifade ediyor. Yani onun için burada önemli olan elbette ki nimete şükürdür. Fakir arkadaşların çoluğu ve çocuğu ve idare ciheti ise musibette kendinden ziyade musibetliye ve nimette daha noksaniyetliye bakma. Kaide-i Kur'aniye ve imaniye ve nuriye-i binaen %80 adamdan daha ziyade rahattırlar.
şekvaya, şikayete hiç hakları olmadığı gibi 80 derece bir şükür üstüne haktır. Hem burada kısmetimizi almak, yemek, kaderi ilahi tayin etmiştir. Her şey kader, bir yaprak ile kader ile düşer. Hem şikayet etsek kimi kimi şikayet edeceğiz? O halde Yakup Aleyhisselam gibi demeli. İnnemâ eşkû betri ve hüznî ilallah. Ben şikayetimi, üzüntümü ve dağınıklığımı Allah'a arz ediyorum. Varsa bir şikayet Allah'a arz etmeli. Yoksa haşa. Ya Rabbi niye ona verdin de bana vermedin? Niye bana, benim neyim eksik gibilerinden haşa. Allah'ı başkalarını şikayet eder gibi bir nankörlük içerisine girmemeli. Bak, diğer varlıklar sırada bekliyor. Takas yapabilir, yapılabilir diyor. Kuşu olsun, uzun kulaklısı olsun vesaire. Yük taşıyor, hiç şikayet etmiyor ömür boyu. Tabakayı fukaradaki aciz ve fakirlik, ihsan ve merhameti mucib iken, gerektiriyorken, esaret ve sefaleti intihac ediyor. Eğer bu söylediklerime bir şahit istersen, alem-i medeniyete bak. İstediğin kadar şahitler mevcuttur. Maalesef. Yani bir de mesela insan, Allah korusun, İşte yani daha çok zengin olacağım diye meşru yoldan olursa mesele yok. Ama haram hale helal demeyip de rastgelesine, faizine, haramına, günahına girecek ise o zaman o kendisi için bir rahmet değil, bir musibettir, azaptır. Kur'an'ın nazarında satvetli, güçlü, kuvvetli bir hükümdarla zavallı bir fakir arasında fark yok. Yani burada kulluğuna bakıyor Allah. Zaten mezara konulunca da herkese er kişi niyetine ve herkese aynı kefenden sarılıyor. İpek değil yani. Herkese aynı kefen konuluyor. Ve orada herkes, orada er veya hatun kişi deniliyor. Falan kişi niyetine denilmiyor yani. Mesela anlatılır, işte komutan ölmüş, çocuğu da kenarda bekliyor. İmam efendi er kişi niyetine deyince çocuk bağırıyor, hocam hocam bir dakika, bir yanlış mı var diyerekten hoca efendi namazı bozup dönünce buyur oğlum diyor. Hocam diyor, benim babam er değildi diyor, komutan. Yani insan komutan da hangi makamda olursa olsun o musalla taşına geldiği zaman orada herkes erdir veya hatundur. Değişmez. Fakirlere gelen acı açlık ve kahtın, kıtlığın sebebi dahi orucun tatlı açlığını çekmedikleri ve zenginlere gelen hasaret, zarar ve zayiatın sebebi de zekat yerinde ihtikar etmeleridir. Yani malı yığmaları, saklamaları, depolamaları. Ne 3-5 kuruş fazla kazanacağım. Bedeviyette, yani çöl hayatında bir adam dört şeye muhtaçken. Yani belki imrenilmez ama işin garip durumu şu. İnsan eşyanın mahkumu oluyor. Oysa insan eşyaya hakim olması lazımken eşyanın, maddenin mahkumu oluyor. Medeniyet yüz şeye, artık şimdi 500 şeye, 1000 şeye, 100 şeye muhtaç ve fakir etmiştir. Say, yani çalışma ve koşturma. Masrafa kafi gelmediğinden hileye, harama sevk etmekle ahlakın esasını şu noktadan ifsad etmiştir, bozmuştur. Cemaata nev'e verdiği servet, haşmete bedel, ferdi, şahsı fakir, ahlaksız etmiştir. Çünkü yetişmeyince Allah korusun harama gidiyor. Birçok yanlış noktalara gidiyor. Ve böylece muhtaç duruma geliyor. Medeniyet insanı bu manada kullan kullan at, kullan at. Değiştir, değiştir, elbise değiştir gibi. Ev değiştir, araba değiştir, eşya değiştir, koltuk değiştir. Yani insan adeta bütün hayatı boyunca kendisine, çocuklarına değil de adeta eve, evin içerisindeki malzemelere adeta hizmet etmiş oluyor. Onlar adeta insanı taşımıyor, insan maalesef onları taşır hale gelmiş oluyor. Bu da büyük bir sıkıntı. Cenab-ı Hak hakikaten ehli imanı muhafaza eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. وآخر دعواهم أن الحمد لله